Merhabalar bu videoda sizlere bilgisayardan televizyona kablosuz görüntü aktarma özelliğini göstereceğim. Öncelikle benim cihazım DLNA teknolojisini desteklediği için ben bilgisayarımı bir medya sunucusu haline getireceğim. Bunun için şöyle işlemimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ağımın üstüne geldiğimde sağ tıklıyorum. A ve internet ayarları öğesini aç diyoruz. Buraya geldiğimizde Paylaşım seçenekleri bölümüne tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde de A bulmayı etkinleştir diyoruz burada. Şu menüden de dosya ve yazıcı paylaşımımızı açıyoruz. Şuraya geldiğimizde yine buradan A bulmayı ve dosya ve yazıcı bulmayı aç diyoruz. Tüm ağlar bölümünden ise şöyle açtığımız zaman buradan da parola korumalı paylaşımı kapat seçeneğini işaretliyoruz. İşaretledikten sonra medya akış seçeneklerini belirlemek üzere üstüne tıklıyoruz. Ben de gördüğünüz gibi şu anda iki seçenek bulunuyor. Şu sample as denilen benim şu anda TV'mdeki teknoloji yani DLNA teknolojisi. Buna buradan izinleri veriyoruz ve tamam butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu pencereleri artık kapatabiliyoruz. Artık bilgisayarımız bir medya sunucusu haline geldi. Peki ben bu medya sunucusunu nasıl kullanacağım? Bilgisayarım seçeneğine şöyle geldiğimizde bakın videolar, resimler ve müzikler 3 tane klasörüm yer alıyor. Videolarımı buraya, resimlerimi buraya, müziklerimi de buraya atıyorum. Ben sizlere örnek olması için 2 tane müzik klasörü ekledim buraya. Tekrar döndüğümüzde resim olarak da bir klasör ekledim. Bunu birazdan TV'mizden göstereceğiz. Videolar bölümüne de 2 adet video ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayarımızı medya sunucusu haline getirdik. Şimdi TV'mizde bunları sizlere gösterelim hemen. Evet bilgisayarımı medya sunucusu haline getirmiştim. Ben de TV'de bulunan Next 2053 uydu cihazı. Bunda DLNA teknolojisi bulunuyor. Ben de şimdi Hemen bu kumandamda menü tuşuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra diğer uygulamalar kısmına geçiyoruz. Geçtikten sonra yine kumandayla DLNA bölümüne geliyoruz. Geldikten sonra DMP alanına tıklıyoruz kumandamız aracılığıyla. Şimdi bu ekranda tarayıp bilgisayarımızı görmesi gerekiyor. Eğer medya sunucusuna bağlanmazsa Şöyle A bağlantınızı bir defa kesin. Ve daha sonra tekrar bağlanın. Ekrana geldiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu anda benim bilgisayarımın medya sunucusu olarak gördü. Artık kumandayla yani bilgisayarımla hiçbir işim yok. Artık kumandayla tamamen buradaki klasörler içerisinde gezeceğim ben. Bakın ekranda gördüğünüz gibi benim bilgisayarım. OK tuşuna basın. Kumandamızda OK'ye basıp bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Buraya geldiğimizde müziklerimiz, resimlerimiz ve videolarımız yer alıyor. Örnek olması açısından sizlere müzik de, resim de, video da göstereceğim. Hemen müzik klasörüne tıkladığımızda bu alt klasörleri sistem kendisi otomatik ekliyor. Ben burada klasörler bölümüne gelip tıklıyorum tekrar tıkladığımda iki tane klasör eklemiştim. Örneğin şu fon müzikleri açalım. Evet. Gördüğünüz gibi kumandadan sesi kontrol edebiliyoruz. Şu anda sesi kısıyorum. Benim sesimi bastırmaması için ileri geri yapabiliyorum. Şu anda tamamen bilgisayardan bağımsız olarak çalışıyoruz. Sadece bilgisayar bize medya sunucusu olarak sunuldu burada. Biz de gördüğünüz gibi kumandamızdan sesi arttırıp azaltabiliyoruz. Veya buradaki klasörler içerisinde yine kumandamız yardımıyla gezebiliyoruz. Sol tuşa bastığımda bir üst klasöre çıkıyor tekrar. Bakın şöyle tekrar tıkladığımda her seferinde her tıklamamda bir üst klasöre çıkıyor. Resimler bölümüne gelelim ve resimlerimize bakalım. Birkaç tane de örnek resim eklemiştim. Klasöre tıklıyorum. Resimler. Ben bir klasör eklemiştim. Gördüğünüz gibi 180 ile başlayan bir klasördü. Şöyle tıkladığınızda resimlerimiz animasyon olarak otomatik olarak slide gösterisi şeklinde ekranda otomatik olarak değiştiriliyor. Şu anda bu resimlerin tamamı benim bilgisayarımın üstünden kablosuz olarak televizyonumuza aktarılıyor. Tekrar exit'e basıyorum. Artık yine kumandamın sol tuşuna basarak bir üst klasöre çıkıyorum. Müzikleri gösterdik, resimleri gösterdik. Şimdi de iki tane ben video eklemiştim. Bunları görelim. Burada yine ben kendim klasör seçiyorum. Videolar bölümünde birisi 1080p, diğeri 720p. Şöyle üzerine gelip tıklıyorum ve videomuz gördüğünüz gibi şöyle kablosuz olarak görüntüyü ekrana yani televizyonumuza aktarıyor. Tekrar exit tuşuna bastığımda 720p'ye gelelim. Evet. Sesimizi sesimizi kumandadan kısıyoruz. Bu da yine kanalımızda bulunan bir videoydu. Örnek olması açısından sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi Next 2053 uydu cihazında bilgisayarımızı medya sunucusu haline getirerek Kablosuz olarak resim, müzik ve videoları TV'mize aktarabiliyoruz. Başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.